Hem ben kötü haber getirdim sana Feride. Kötü haber mi? Hı. Ne oldu lan? Deniz. Deniz bir kaza geçirmiş. Ne? Kışıma sağ olsun Feride. Nasıl olabilir ya? Deniz. Allah'ım nasıl olur ya? Geçti mi kızı çıkırın? Ha? Böh diye de korkutabilirdim seni ama kafamın içindeki zekayı kullandım. Hı? Ne dedin sen? Beni yabana atma gene Feyza. Geri zekalı! Adamlar. Ya saçıma bir anda alt düşseydi? Ya küt diye kalpten gidiverseydim he? Ne kadar dayak yedik bugün ya. Hiçbir şey olmaz sana Feyza. Sen tanıdığım en güçlü kızsın. Ailenin en küçüğüsün ama en büyük yükü hep sen sırtladın. Başınıza neler geldi bir gün bile koyuvermedin. Sen daha çok acıları sırtlarsın Feyza. Rahat ol. Bu seferki öyle değil ama. Canım yanıyor. İçimde bir yara var sanki. Kapansın istemiyorum. Eğer Deniz'i bir daha görmeyeceksen bari acısını çekeyim. Atlatamayayım bu sefer. İnşallah atlatamam. İnşallah da atlatamam. Triplere bak tövbe estağfurullah. Lan saçmalama. Hem ben sana kötü değil iyi haber getirmeye geldim Feyza. Neşe'yi gördüm mahallede. Deniz'den haberi bile yok. Meğer Deniz'le birlikte kaçmamışlar. Uçak biletini de montumun iç cebinde buldum. Demek ki Deniz Divriği'ye de gitmemiş. Kafa bu kafa. Bak nasıl kafa kafa. 20 kişi vurdu gene bir şey olmadı kafaya. Nasıl? Yani Deniz Divriği'ye gitmemiş kız. Bunun neresi iyi haber? Kayıp işte adam. Nerede olduğu belli değil. Kaçtı mı? Başına bir şey mi geldi? Hiçbir şey bilmiyoruz. Oh ben tatlı şeytanım benim. Nerelerdesin? Bak burası güzelmiş, not alın, kullanılır. Ya, kimsiniz siz? Nuri Bilge Ceylan'ın mekan sorumlularıyız. Adam Mayıs sıkıntısından kendini Badi'ye vermiş. Açık arttırmaya başlamadan önce sizlerle Sezai'yle olan bir anımı paylaşmak istiyorum. Sezai ve ben gençliğimizde çok çapkınlık yapardık. Bir gün Taksim'de rock barlarda karıya kıza yanlarken nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde Sezai iki tane kız düşürdü. Gelin hikayenin devamını Sezai'den dinleyin. Sonra ben onları evde Allah ne verdiyse çataradan çutaradan... Hop hop hop! Ne yapıyorsun ya? Direkt finali anlatmaya başladın. Ayrıca yalan yanlış anlattın. Öyle şeyler olmadı, öyle şeyler olmadı. Ya Sezai, kızlar Amerikalı çıkmıştı. Bizi Guantanamo'ya götürüp 6 ay hapis tutmuşlardı. O hikayeden bahsediyorum ben. Aa, sonra o kızları Guantanamo'da Tanrı ne verdiyse çatarada, çutarada... Tanrı senin belanı versin Kupik. Ben sana ne diyeyim ya? Anam, hiç havam kalmadı ya. Hilmi'nin morali bozuldu. Metin, Metin gel yardım et. Gel sen devam et. Evet, hiç moralimizi bozmadan sevgili zenginler, açık attırmamıza devam edelim. Aranızdan bir katılımcı. 50 bin TL karşılığında, evet yanlış duymadınız. 50 bin TL karşılığında Keçiören Belediye Spor Divriği Demir Çelik karşılaşmasını Sezai ile birlikte televizyondan nakden izleme fırsatını yakalayacak. Evet, var mı aranızda böyle bir keriz? Tekrar ediyorum, aranızda böyle bir keriz var mı? Aa şimdi hatırladım. Ben bu adamı tanıyorum. Pavyonda bana içki ısmarlamıştı. Abi ne haber ya? Sen şu köşe masada oturup ayaklarını böyle çapraz uzatan... ...devamlı takım elbiseyle gelen abi değil misin sen ya? Oyum işte hatırladın mı? Yok hatırlayamadım. Sezai abi seni tanıdılar galiba abicim. Sen yavaş yavaş kaç hadi. Evet ortalık daha fazla karışmadan Sezai Bey'i pisten indiriyoruz İnaş. Evet bir başka alelade parçamız... Turgut Bey'i sahneye alıyoruz. Turgut'la devam edeceğiz. Turgut'la emekli maaşını çekme keyfi. Hiç cümlemi bile bitirmeyeceğim. Turgut abi gözünü seveyim ya. Hangi gerizekalı cebinden para öder de seninle emekli maaşı çekmeye gelir? Gözünü seveyim ya. Devlet bile senden 30 yıl para almış. Anca ondan sonra ödemeye başlamış ya. Bu gözü açık zenginler neden ödesin kardeşim? Ama ben şey düşündüm ki ya. Hiç düşünme. Sen hiç düşünme. Hizayı da al ve buradan git. Bir süre de hiç düşünmeyin. Hadi ilerle. Yürü. Borsan, gel lan köpek. En son sen kaldın. Evet, bir kütle sahneye yaklaşıyor. Kendisi nadide bir eserdir. Buyur. Abi, ben soyunsam bize bir yardım olur mu acaba? Aa, olur tabii, olur. Ama çok komik olur. Neyse neyse, açık arttırmamıza Oğuzhan'la devam ediyoruz. Bakayım. 1 lira getir bence. 1 lira karşılığında sırtını Oğuzhan'a çiğnetmek isteyen var mı?
Sırt çiğnetmek ne ya? Oğlum senin bu hayatta daha başka bir özelliğin yok mu? Yok, ne var abi? Şu tatlı şayacıklarımla, yumuk yumuk ellerimle, kumpir gibi ayak tabanımla, öyle güzel tango yapar gibi süzülerek, o sert ve stresli beli çökelek peynir gibi ağızda eritirim. 10 lira. Alo. 100 lira. 500 lira. 1000 lira. 5000 lira. 5500 lira. Ne oluyor lan? 10 bin lira. 50 bin lira veren var mı? 60 bin lira veren var mı abim? Tamam ulan ihaleyi büyütüyorum. Recai'yi de Oğuzhan'ın yanında eşantiyon bedava olarak taktırıyorum. Gel abi. Pırı pırı pırı. 70 bin lira veren var mı abim? Yok mu abim? 60 bin lira veren var mı? Demin veriyordunuz abim. Yok mu abim? Ne oluyor lan? Ha? Recai outletlerdeki kimsenin almadığı fosfor renkli gazak gibi piyasayı düşürmekten başka bir işe yaramadı ya lan. Çıkar oğlum beni, çıkar. Benim yüzüm kösele gibidir. Tükürsen yarabbi şükür derim. Tamam, çık o zaman sen. Ha. Recai Bey'i indirdik. Oğuzhan'ı tek parça halinde recaisiz bir şekilde veriyoruz efendim. 45 bin lira vereye Oğuzhan'ı kattırıyoruz. Buyurun. Var mı 45? Aha 45 geldi. Satıyor oraya. Satıyor oraya. Hep bunu yapmak istemişimdir. Satıyor oraya. Satıver, satıver. Ule dur. Sat. Allah Allah abi, ben çok şaşkınım ya. Bizim zenginimiz sırt çiğnetmeyi ne kadar da açmış. Hayır, ben o kadar eder miyim ya? Al ablacığım, hayır be. Al. Oğuzhan bunun nedenini hayatı boyunca öğrenemeyecekti. Onda zengin kadınları çeken bir büyü vardı. Yüzünde gram şeytanlık yoktu. Parasının kıymetini bilirdi. Aslında o zengin kadına evlenelim mi diye sorsa, kadın hemen oracıkta evlenelim derdi. Ama Oğuzhan o günden sonra bir daha hiç zengin bir kadınla karşılaşmadı. Bazı kabiliyetler böyle yok olur gider. Oğuzhan vallahi abim, biz de şaşırdık kaldık. Böyle bir şey beklemiyorduk gerçekten yani. Ama bize giren çıkan bir şey olmadığı için pek önemsemiyorum. Artık başına bir iş gelirse sevenlerinin başı sağ olsun. Var ya mı Anadolu çocuğu Sezai, var yanık Anadolu çocuğu.